adından bin, ardından binlerce mağdur bırakan Todex vurgunu Todex vurgunu konuşmaya devam ediyoruz. Fatih Özer, Todex kripto para borsasındaki iddianame yayınlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturması Bürosu tarafından hazırlanan 286 sayfalık iddianamede pek çok detay var. Fatih Özer'in 40 bin yıla kadar hatta 40 bin yıldan daha fazla hapsi isteniyor. İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır stüdyo konuğumuz ayrıntılara konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. 40 bin yıldan fazla değil mi sanırım? Farklı farklı suçlardan mı? Nedir iddianamenin ayrıntıları? Tabii Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianameyi. Her bir şüpheli için 12 bin yıldan başlayıp 40 bin 564 yıla kadar uzanan bir hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Toplam 21 şüpheli var. Yayını açarken sen de belirttin Merve, binlerce kişi mağdur ederek aslında bir kripto vurgunu yaparak 2021 Nisan'ında yurt dışına çıkmıştı. Fatih Özer tam 400 bin kullanıcısının hesapları ile ilgili bir bloke işlemi oluştu ve ardından da sırra kadem bastı. Yaklaşık bir senedir de firari durumda. İddianamede çarpıcı tespitler var. Derseniz onlardan bahsedin bir taraftan da yurt dışına çıkış görüntüleri ekranda dönerken. İşte aslında bu görüntü 400 bin kişi... E, TODEX'e para yatıran 400 bin kişinin yıkıldığı an oldu bu görüntüler. Çünkü bu görüntülerin ardından bir senedir firari durumda haber alınamıyor. Arnavutluk'ta olduğu tespit edilmişti. Türk makamları Arnavutluk yetkilileriyle irtibata geçti. Ancak o noktada Arnavutluk makamının yapmış olduğu çalışmalarda emniyetinin bir otelde olduğu tespit edildi. Ancak yapılan o baskında da e, orada herhangi bir şekilde izine rastlanılamadı. İddianamede nasıl güven kazandığı ile ilgili de aslında çarpıcı tespitler var. Ee, öncelikle e, TODEX'in tanıtımında reklamlarında tanınmış ekran yüzlerini ünlüleri kullandıkları tespit edildi. Aslında burada da yine bir ayrı bir mağduriyet oluşturduğunu da görüyoruz. Peki vurgun nasıl yapıldı? O vurgun süresinde ise sistemde çalışma var şeklinde bir mazeret üretildi bütün e, mağdurlara. Mağdurlar da birkaç gün boyunca hesapları bloke bir halde ne kripto para yatırabildiler ne de kripto para çekimini yapamadılar. Tabi aslında daha sonra basına düşen o firari durumlu olduğu anlaşılınca da Büyük bir vurgunun yapıldığı ortaya çıktı. İşte şu anda da yine e, ekranlarımıza geliyor muhtemelen hı hı. bu görüntüler. Arnavutluğa çıkmış olduğu görüntüler Fatih Özer'in. Peki bundan sonraki süreçte iddianamede neler var? 21 şüpheli, şu an için 2027 mağdurdan bahsediyoruz. 400 bin kişilik bir havuz var ancak 2027 kişinin mağdur olduğu çok Direkt büyük olarak, bir rakam. Direkt olarak parasını yatıranlar bunlar. Parasını yatıranlar ve şikayetçi olanlar. E, şu anda iddianameye yansıyan... ...para ise, zarara uğratılan para ise 356 milyon lira. Çok büyük bir rakam Merve. Tabii mağdurlar bu parasını alabilecek mi? Ee, nasıl bir süreç işleyecek? İddianamenin kabul edilmesi durumunda da yargılama süresi başlayacak. Ee, sor e, firari de dedik ya, onu sorayım. Yani Arnavutluk'ta diye ilk başta bize duymuştuk. Ama sonrasında e, hala arama çalışmaları devam ediyor. Nasıl bir arama çalışması var şu an? Kırmızı bültenle aranıyordu en son diye hatırlıyorum ama... Tabii şimdi yurt dışına çıkış yaptığı için e, gerekli alışmalar yapılıp Interpol aracılığıyla artık aranmasının e, devam edeceği bir süreçten bahsediyoruz. Ancak şunu da belirtelim. Arnavutluk'taki yapılan o çalışmalarda yeri tespit edilmiş diye bir bilgi gelmişti o makamlardan. Otele yapılan baskında bulunamamıştı. Tabi bahsettiğimiz rakam çok büyük bir para, meblağ olarak. E, Fatih Özer'in kaçmasında ya da başka ülkelere, Hareket etmesinde birilerinin parmağı var mı yok mu, yurt dışında irtibatlı olduğu kimseler var mı bunlar araştırılıyor. Tabi bir yandan da Interpol tarafından bu çalışmalar yapılırken, Türk makamları tarafından ortak çalışmalar yürütülürken, e, MASAK ve bilişim suçları ekipleri de hesapları hala kontrol etme e, safhasında çalışmalar sürüyor. E, i̇ddianamede 3 ayrı suçtan o soruna da cevap vermiş olayım. Dolandırıcılık, e, e, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve mal varlığını aklama. Aslında bu parayı nerede hmm. kullandığının en mantıklı cevaplarından birisi de iddianamede burada. Tam 286 sayfa. Detaylar gerçekten ortaya çıktıkça çarpıcı bilgiler de ekrana gelecek. Ancak TODEX vurgunu e, 2021 yılında Türkiye'de gerçekleşen en büyük vurgun oldu kripto vurgunu. Son dönemde de bu kadar büyük bir şey duymamıştık herhalde. Evet en büyük kripto para vurgunlarından birisiydi. Tabii burada şunu da belirtmemiz gerekiyor daha öncesinde de bir çiftlik bank davası vardı kurucusu yakalanıp Türkiye'ye getirildi şu anda artık yargı süreci devam ediyor. Tabii bu konuyla ilgili olarak TODEX vurgununda da mağdurların beklentisi bir şekilde yurt dışında Interpol tarafından yerinin tespit edilip Türk makamlarına e, iade edilmesi ve buradaki yargılama sürecinin başlaması. Çok kısa şunu da sorayım. 21 kişi dediniz. He, herhalde bu kuruluş aşaması ve birlikte bu işi yaptığı kişiler mi e, bunlar? Evet aslında en kritik noktalardan birisi de o 21 şüpheli. E, bu örgüt hiyerarşisinde e, sürekli çalışan kişilerden oluşuyor. Hı hı. Yani e, iddianamede o başlık da var. E, çok yerinde bir soruydu. E, bu e, 21 kişinin bu süreç tamamlanana kadar kesinlikle hiyerarşiyi bozmadan Fatih Özer'in talimatları doğrultusunda hiyerarşik bir şekilde bu hileli satış ve alış işlemlerini yaptıkları da iddianamiye yansıyan noktalarda 21 kişiyle ilgili olarak her birine ayrı ayrı 12 bin yıldan başlayıp 40.564 yıla kadar uzanan hapis cezaları istemeli iddianame hazırlandı Merve Tepe. Çok teşekkür ederim Ramazan Almacay. Şey. Kolay para yok aslında son dönemde bir daha bunu hatırladık. bu Hem kripto para borsalarına da dikkat etmek gerekiyor aslında hem de bu kolay kazanç vaat edenlere de teşekkür ederim Kesinlikle. yayına katkı için.